Herkese günaydın. Yine staja gidiyorum. Tatlıcı mısın? O kadar iştah açıcı bir video olacak ki herkesin mutlaka sevdiği bir yemek illaki vardır. Burada peki böyle tatlısı. Yani bence de değmedi. Günaydın herkese. Soğuk bir sabah, İstanbul karlı. Göstereyim size nasıl burada yerler tuttu. Hey, konuşamıyorum. Evet, burada numune alımını size göstermek istedim. Çift poşetlere bütün yemeklerden 250 gram gelecek şekilde sabah akşam ayrı ayrı koyuyoruz ve ağızlarını güzelce kapatıyoruz. Üzerlerine isimlerini, hangi tarihte alındığını ve kimin aldığını numuneyi yazıyoruz. Yemeklerin pişirilme suyunu da ekliyoruz numune olarak ve paketli suyumuzu da. Sosyal medyayı da koy abone şöyle. Beşil olur. Tatlıcı mısın? Gel abla gel. Evet, bu da menümüz. Tatlılarımız çok güzel gözüküyor ve salatalarımız. Rengarenk yoğurdumuz var yanında. Protein kaynağımız. Herkese günaydın. Yine staja gidiyorum. Bugün hava biraz güneşli. Açıkçası ona da biraz motivasyon oldu bu hava. Burada da hasta katlarına inecek R1, R2, R3 diyetleri paketleniyor. Refakatçılarına da yemek gidiyor yine. Diyet çeşitli olarak kalp koruma, böbrek koruma, hipertansiyon, diyabet, çeşit çeşit ürünler buradan gidiyor. Bu şekilde hastanın diyetine uygun yemekler hazırlanıyor ve özel araçlara koyup katlara indiriliyor, servis yapılıyor. Burada da tartım yapıyoruz porsiyonlamak için. Burada ablamız çatal kaşık bıçakları silip paketliyordu ve ben de size çekmek istedim. Burada tadım yaptık. Size günaydın. Ben şimdi Medipol kurumlarında yaptığım TBS stajına gidiyorum. Söylemişim diye belki bir önceki videomda. Önce Devlet Hastanesi'nde yaptım. Sonra Medipol'de tamamlamasını yapacaktım. Koşuyorum Medipol. Benim de evime yakın zaten, yürüyerek gidiyorum. Biraz size bahsetmek istedim. Bugün üçüncü günüm. Mutfakta şu an 3 diyetisyen var. Bir de ben varım. Şöyle mutfağı olabildiğince az çekmeye çalışıyorum. Çünkü gözlemliyorum birçok şeyi. Hocam sağlıklı kafamda ben her şeyi cevaplıyor. Hatta bana istersen bir gün polikliniğe de gel dedi sağ olsun. Şu an bir de tek stajyer olmamın da bir faydası var aslında, hani sadece benimle ilgileniyorlar. Stajyer sayısı arttıkça staj yaptığınız kurumda sizle ilgilenme oranları, sizle bir şeyleri aktarabilme oranları düşüyor tabii ki oldukça. Şimdi gidiyorum, bakalım bugünü bırakmayacağım sizlere. Görüşürüz. Refakatçi kartları bu şekilde isimle gidiyor. Bu bugünkü menümüz. Kaşarlı poğaça köfte vardı. Tadı mükemmeldi. Zaten bu video o kadar iştah açıcı bir video olacak ki herkesin mutlaka sevdiği bir yemek illaki vardır. Elmalarımızı böyle güzel güzel dizdik. Menüyü bu şekilde, kalorilerini, isimlerini bir girişe koyuyoruz. Evet, bu da bir pastalara giden kahvaltı böyle tabağımız var. Yanına omlet ve patates kızartması da ekliyoruz. Bugünkü menümüz ezogelin çorba. Mantımız vardı. Sebze sotemiz vardı. Pastalara giden araç kartları var. Onları özel ayarlıyoruz demiştik. Sıcak ve soğuk ayarlı aracımız. Mantımız, mantımızın sosları. Portakalımız, yine yeşil salatamız var. Rengarenk cacığımız ve yoğurdumuz var. Evi geçebiliyor musun? Olmay bak bu. Siz ne yapıyorsunuz burada efendim? Yoğurt koyuyoruz, evet.
Burada da peki böyle tatlısı. Yani bence de değmedi. Yine staja gidiyorum ama size bir şeyler söylemek istiyorum. Aklıma geldi. Şimdi ben normalde arkadaşlarımla beraber, stajyer arkadaşlarımla beraber çekim yaptığım için yediğim her şeyi size paylaşıyordum ama bu sefer paylaşamadım çünkü bu sefer diyetisyen hocalarımla beraberim. Hep çok çekim yapamıyorum ama tabii mutfakta nelerin piştiğini sizlerle paylaşıyorum. Son staj günü menümüzde de mercimek çorbası, patatesli börek, ayvalı kereviz yemeği, fırın sütlaç tatlısı, yine salatamız ve yoğurdumuz vardı ve gerçekten tatları çok güzeldi. Burası da numuneleri koyup sakladığımız dolap, herhangi bir zehirlenme riskine karşı. Burası yemekhanemiz. Çok büyük değil ama tabii uzun sürüyor yemek, o yüzden çok kalabalık olmuyor. Burada da günlük çıkan menüdeki alerjin olan yemekleri ekliyoruz. Evet arkadaşlar, bir stajım daha sonuna geldik. Gerçi buradaki staj benim için çok kısaydı. 6 gündü tamamlama stajı olarak geçiyordu. Ama bu 6 günde gerçekten buraya çok alıştım. Çalışanlar çok samimiydi ve çok anlayışlılardı. Hepsi gerçekten koşturuyordu bir yerden bir tarafa sürekli, hani nasıl daha fazla yararlı olabilirim diye. Biraz önce vedalaştık zaten. Hepsi dedi ki keşke daha uzun dursaydım. Hani gerçekten alışıyoruz, gidiyorsunuz, alışıyoruz, gidiyorsunuz. Şimdi üstümü değiştirmeye geldim odaya. Birazdan çıkacağım tabii ki. Yani toplu beslenme sistemleri stajıydı. Genelde mutfakta geçti. Mutfaktaki genel kontroller, temizlik, hijyen kurallarına dikkat edilme gibi unsurlar ve numune alımı, yemek servisi gibi bölümlerde gözlem yaptım. Benim için gerçekten güzel oldu. Güzel bir staj, verimli bir staj oldu. Umarım sizlere olabildiğince mutfağı, o ortamı gösterebilmişimdir. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.